Şu anda Minneapolis Sanat Enstitüsü'nde bulunan depo odasında 1900 yılında yapılan Greasy Grass Savaşı'nı anlatan bir tabloyu inceliyoruz. Amerika tarihinin en ünlü savaşlarından biri olan bu olay halk arasında Custer'ın son direnişi olarak da anılır. Bu savaş Little Bighorn nehrinde gerçekleşmişti. Henüz iç savaşı atlatan General Custer'la birlikte savaşta görev alan askerlerin çoğu o dönemde dikkatini kızıl derillere doğru yöneltmişti. Bir Boğa isimli bir kızıl derilinin yaptığı bu belge niteliğindeki eserin elimize geçmiş olması oldukça değerli. Bu tabloda söz konusu olan savaş ders kitaplarında görülen şekliyle değil, Lakota halkının bakış açısından anlatılmış. O dönemde Lakota halkının kontrolünde olan Black Hills bölgesinde altın madenleri bulunuyordu. Ve Amerikan hükümeti bu gerekçeyle bu bölgeyi Kızılderililerin elinden almak istiyordu. Bir boğa bu olayı mecazi bir anlatımla tasvir etmiş. Bu aslında oldukça eskiye dayanan resim yaparak tarihi anlatma geleneğinin bir ürünü. Tabloda ilk olarak dikkatimizi çeken çemberlerin olduğu şu kısım. Burada merkezden yayılan TP çadırlarının oluşturduğu beş halka göze çarpıyor. Bir boğanın burada önemli kızılderili kamplarını betimlemekle başladığını görüyoruz. Sol tarafta o dönemde Lakota halkının önemli bir müttefiki olan Şayen kabilesinin kampını görüyoruz. Bunun yanında Lakota halkına ait dört kamp var. Bunlardan biri kabile reisi çılgın atla kırmızı bulutun yönettiği Oglala kampı. Diğeri kabile reisi büyük kartalın yönettiği kamp. Üçüncüsü kabile reisi birinci boynuz ve oda yapanın başında bulunduğu Minikovoju kampı. Ve son olarak da Papa tipi kampı. Bu kampın başında kabile reisi oturan boayı görüyoruz. Oturan boğa Little Bighorn Savaşı'nda yer almadı ama diğer kabileler bu mücadelede kabile reisinin kendilerine akıl vermesini istemişti. Bu sanat eseri de oturan boğanın yeğeni tarafından yapılmıştır. Oturan boğa bir boğayı evlatlık edinmişti ve bundan kaynaklanan büyük bir gururla bir boğanın tabloda kendisini Oturan boğanın kalkanını tutarken betimlediğini söyleyebiliriz. Bu kalkanların inanılmaz bir manevi gücü vardı. Tabloda bir boğayı farklı zaman dilimlerinde görmemiz mümkün. İlk olarak kendisinin renoya yaklaştığını, ikincisinde de yaralanan ve sağ bacağından kanlar fışkıran atıyla zor durumda olan iyi ayıyı kurtardığını görüyoruz. Resmin devamında kızıl delillerin saldırıya geçtiğini ve Amerikan askerlerinin geri çekilmeye başladığını görüyoruz. Geri çekildiklerini de arkaya dönük bir şekilde resmedilmelerinden anlayabiliriz. Burada da yine bir boğanın, oturan boğanın kalkanını taşıdığını görüyoruz. Bir boğa, burada aynı zamanda silahını ateşleyen Amerikalı bir askere savaş baltasıyla vuruyor. Bu olay, Renault'un birliklerinin dik bir tepeye doğru geri çekilmeye çalıştığı sırada, nehrin diğer tarafında gerçekleşmiş olabilir. Burada bir boğanın rakibine karşı darbe saydığını söyleyebiliriz. Darbe sayma, Lakota halkı için rakibine darbe indirmek ve bunun kişinin prestijine eklenmesi anlamına geliyordu. Burada önemli olan düşmanı öldürmek değildi. Düşmana ilk vuran mücadeleyi kazanırdı. Bir boğa bu resimde ayrıca savaş alanında ölmüş, suratı görülmeyen pek çok askeri de tasvir etmiş Yere düşen Amerikan bayrağı ve darbelerin gösterildiği oklar, Lakota ve Cheyenne halklarının bu savaşta elde ettiği başarıya işaret ediyor. Kızılderili askerlerin hepsi farklı şekillerde betimlenmiş. O yüzden bu askerleri birbirinden ayırmak mümkün. Bu sayede her birinin kişisel başarısını da görmüş oluyoruz. Ancak burada bir boğanın sadece tanıklık ettiği olayları resme aktarma konusunda eğitildiğini belirtmekte fayda var. Genellikle bu tarz sanat eserleri yapılırken kabile kurulu toplanır ve burada üyelerin olayların resme ne şekilde aktarılacağına karar vermesi gerekirdi. En sağda savaşın başlangıcından bir sahne görüyoruz. Bu sahnede atın üzerinde ilerleyen Deeds adlı kızı derili bir çocukla karşılaşan Amerikan askerleri bu çocuğu öldürüyor. Bu durumda ilk ciddi çarpışmanın Reno adındaki bir askerin emriyle başladığını söyleyebiliriz. Kastır tarafından ayrı bir birliğin başına getirilen Renault, kızıl derilerin konuşlandığı yerin arkasından dolanıp onların kaçmasını önlemeye çalışıyordu. Sol alt köşede çok farklı şekilde tasvir edilmiş figürler olduğunu görüyoruz. Renksiz, siyah beyaz bir şekilde çizilen bu figürlerin hem profilden hem de önden sadece silüetlerini seçebiliyoruz. Bir boğa, bu kısımda kadınların, çocukların, yaşlıların ve savaş alanında yaralananların barındığı yeri göstermeye çalışmış. Buradaki insanlar önemliydi çünkü Kastler onları canlı kalkan olarak kullanmak istemişti. Sol üst köşede ise saldırıya uğramış Amerikan askerlerinin bir çember oluşturduğunu görüyoruz. Amerikan bayrağı ters çevrilmiş. Bu da aslında Amerikan ordusunun aldığı yenilginin bir simgesi. Ancak bu askerlerin Kastır'ın birliklerinden olmadığını söyleyebiliriz çünkü o birliklerde bulunan herkes ölmüştü ve Kastır yenilgiye uğramıştı. ABD'nin kuruluşunun yani bağımsızlık bildirgesinin imzalanmasından 100 yıl sonra 1876'da normalde büyük kutlamalarla geçmesi beklenen bir dönem Amerikan ordusunun yenilgisine sahne oldu. Lakota ve Cheyenne kabilelerinin işbirliği sonucunda bu ordu tarihin en büyük askeri yenilgilerinden birini aldı saldıran taraf Custer olmasına rağmen adeta bir kahraman haline getirilmişti. Hatta bu savaş ABD'nin Kuzey Amerika kıtasının tamamını ele geçirme uğraşında mücadele veren kahramanların yaptığı bir fedakarlık olarak algılanır. Bu kadar ünlü bir askerin yani General Custer'ın savaş alanında Lakota ve Cheyenne halkları tarafından öldürülmesi, ABD'nin bu halklara karşı bir daha böyle bir zafer elde etme şansının olmayacağı anlamına geliyordu. Bunun sebebi olarak da bu bölgeyi ele geçirmek için Amerikan hükümetinin tüm kaynaklarını seferber etmesini gösterebiliriz. Kısacası Little Bighorn Savaşı, Lakota ve Cheyenne kabilelerinin elde ettiği en büyük zaferlerden biridir.